Gençler, bugün Sivas'ta yaşanan büyük cinayetin, katliamın 31. yılı. O günün acısını hala yüreklerimizde yaşıyoruz, hissediyoruz. Bu acı hiç dinmeyecek. Sivas'ta yitirdiğimiz 35 canımızı saygıyla, rahmetle anıyoruz. 31 yıl önce Madımak'ta büyük bir insanlık suçu işlendi. Adalet istedik, adaleti bekledik ama maalesef ki 31 yılın sonunda Sivas davası zaman aşımı sebebiyle düştü. Biz bir insanlık suçu olduğunu söyledik ama Sivas'ın sanıklarının, gerçek faillerinin büyük çoğunluğu mevcut iktidar döneminde bir anlamda aklandı. Mevcut benzer birçok dava insanlık suçu sebebiyle zaman aşımına uğramazken Sivas davasını zaman aşımından düşürdüler. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak adalet tecelli edinceye kadar Cumhuriyet burada kuruldu, burada bitecek diyen bu barbarları cezalandırıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek, bu işin peşini bırakmayacağız. Dün Türkiye'yi ilgilendiren, tüm ülkeyi ilgilendiren önemli bir dava görülmeye başlandı. Sinan Ateş cinayeti. Evet, Ankara'nın göbeğinde bir akademisyen, bir siyasetçi planlı, tasarlanarak öldürüldü. Dün ilk davayı gördük. Yaklaşık olarak 16 ay sonra iddianame, 19 ay sonra ilk mahkemeye çıktılar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sinan Ateş'in eşi, çocukları mahkeme salonuna çelik yelek giyerek gelmek zorunda kaldılar. Bu ülkenin geldiği noktayı gösteriyor. Bu bir utanç meselesidir. Buradan başlamak istiyorum. Ve davada konuşulanlar, ifadeler, sanıkların ifadesine baktığımız zaman sıradan bir cinayet gibi mahkemeye, Türkiye'ye anlatılmak isteniyor. Oysa herkes biliyor ki bu bir siyasi cinayet. Biz bu davada tetikçilerin değil, arka plandaki siyasetçilerin ve faillerin yargılanması, cezalandırılmasını istiyoruz. Onların ortaya çıkmasını istiyoruz. Bakın, yaklaşık 2 yıl sonra görünen davada utanç verici bir iddianame ve ilk duruşmada utanç verici ifadelerle karşılaştık. Ben buradan heyete sesleniyorum. Ceza yargılamasının temel amacı maddi gerçeğe ulaşmaktır. Herkes de biliyor ki maddi gerçek bu yargılamada siyasi cinayet olduğu, azmettirenlerin olduğunu herkes biliyor. Bu ülkeye, hukuk devletine, adalete, çocuklarına, eşine, rahmetlik babasına, annesine bir borcumuz var. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu davayı dün Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, bir önceki Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu takip etti. Takip etmeye devam edeceğiz ve gerçek suçluların ceza aldığı günü görene kadar da bu işin peşini bırakmayacağız. Evet, bir dava daha vardı. 10 Ekim davası, kar katliamı. Bu davada da 9 sene sonra karar çıktı. Burada da özellikle tutuklu bulunan 10 sanığa evet ağırlaştırılmış müebbet cezalar verildi. Burada da biz ne dedik? Bu katliam açıkça bir insanlık suçu dedik. Ama görüyoruz ki insanlık suçundan beraat kararı verdiler. Burada da bir anlamda bu mahkeme ve bu anlayış işi de akladı. Bu davanın, bu dosyanın, bu faillerin, bu suçun, eyleminin insanlık suçu olduğu konusunda dünyada ve ülkemizde hiçbir tartışma yok. Ama utanarak, üzülerek, gerçekten bu kararı kınayarak söylüyorum. Burada insanlık suçundan beraat kararı verilmesi tüm ülkenin, tüm yurttaşlarımızın, kaybettiğimiz yurttaşlarımızın ailelerin adalet ve vicdanını zedelemiştir. Diğer bir konu. Bakanlar değişti.
Evet, Çevre ve Şehircilik İklim Bakanı Mehmet Özaseki gitti. Siyaseti bırakıp Aile Vakfı'nda çalışacağını söyledi. Aslında çok zorlanmayacak yeni işinde. Zaten bir anlamda Aile Vakfı gibi görülen bir kabinede görev yapıyordu. Ama yerine kim geldi? Joker Bakan Murat Kurum geldi. Peki bu Murat Kurum gitti geldi. Neden geldiğini, niye bu koltukta oturduğunu anlamıyorum. Şimdi kim bu Murat Kurum? Kanal İstanbul'un en coşkulu savunucusu. Salda Gölü'ne iş makinelerini sokan bakan, Kuzey Ormanları'nı imara açan bakan ve imar affını bu ülkeye getirerek depremin en büyük sebeplerinden bir tanesi. Şimdi bu bakanı getiriyorsunuz. İliç faciasının bize göre en büyük faillerinden bir tanesi. Hala toprak altında işçilerimiz var. Onlar oradayken bunun sebebi olan bakanı tekrar göreve getiriyorsunuz. Bunu anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Hiçbir şeyi başaramamış, hep kaybetmiş, yeteneksiz ve bu ülkenin çevresine, doğasına, insanına zarar vermiş bir bakanı tekrar göreve getiriyorsunuz. Şimdi önce Mehmet Özaseki geliyor, sonra yerine Murat Kurum geliyor, sonra Murat Kurum gidiyor, tekrar Özaseki geliyor, sonra o gidiyor, Murat Kurum geliyor. Şimdi dönüşümden anladıkları bu mu? Bizim dönüşümden anladığımız kentsel dönüşüm. Binaların yenilmesi. Ama Cumhurbaşkanı herhalde dönüşümden bu bakanların birini getirip birini götürmesi. Akıl kârı bir şey değil. Yine Sağlık Bakanı gitti. Bu iki bakanın ortak özelliği herhalde 3 hafta önce burada sizle paylaşmıştık. Yetkililer ailemizin 2 tane kıdemli üyesiydi. İkisini kaybettik. İkisi ayrıldı. Yerine başka bir bakan geldi. Ama son olarak şunu söyleyeyim. Bu bakanlar ya da diğer gidecek olan bakanlar kim gider kim gelir bilmem ama bu sistem devam ettiği sürece çok bakan kalır gider, o tek adam orada kalır. Bu huzursuzluklar, yanlışlar devam eder. Yine bir konu, asgari ücret neden artmıyor? Temmuz ayındayız. Bu ay meclis tatile giriyor. Beyefendiler yazlıklarına gidecek, yaylalarına gidecek, yurt dışına gidecek. Ama milyonlarca işçi açlık sınırının altında yaşıyor. Evet, Mehmet Şimşek çıkmış, asgari ücret yüksek demiş. Kimse kusura bakmasın, sert konuşacağım. Utanmaz adam. 17 bin 2 lirayla gel bakalım. Bir ay yaşa. Yaşayabilir misin? Bu ülkede çarşıya, pazara gidiyor musun? Ev kirasını biliyor musun? Daha yeni elektrik faturasına %38 ve %30 zam geldi. Enflasyon oranlarını biliyor musun? Asgari ücret yüksek. E düşün o zaman. Düşün. Anlamakta güçlük çekiyoruz arkadaşlar. Biz çağrı yapıyoruz. Gelin bu Temmuz'da emekliye ve işçiye zam yapalım. Açlık sınırının üzerinde zam yapalım. Bu insanlar Temmuz'u, Ağustos'u, yazı, ocağa kadar ayları sefalet içerisinde geçirilmesin. Pişkince bu ülkenin bakanı çıkıyor, asgari ücret yüksek diyor. Utanç vericidir. Ben 85 milyona havale ediyorum kendisini. Bir kez daha çağrı yapıyorum. Gel, benim evim de burada boş. Bir ay boyunca ben sana 17.000 2 lira vereceğim. Geçin bakalım. Tek başına geçinebiliyor musun? Bu bir utanmazlıktır. Bu bir vicdansızlıktır, bu bir aylaksızlıktır. Temmuz, bu ay meclis açık. Gelin bu rezalete, bu sefalete hep beraber son verelim. Şimdi en önemli konuyu en son konuşacağım, Suriye meselesi. Kayseri'de maalesef çok üzüntü verici bir olay yaşadık. Suriyeli bir şahıs küçük bir çocuğa tacizden gözaltına alındı. Ve Kayseri'de bu olayla ilgili halkın tepkisiyle karşılaştık. Valilik, Kayseri valisi yaptığı açıklamada küçük çocuğun da Suriyeli olduğunu söyledi.
Öncelikle valiye şunu söylemek isterim. Sayın Vali, burası Türkiye Cumhuriyeti. Burada tacize uğrayan bir çocuğun uyruğu tartışılmaz. Hangi uyrukta olursa olsun bir çocuğu taciz etmek suçtur, aylaksızlıktır, alçaklıktır. Ama bu ülkede bir valinin bunu söyleyebilmesi, utanç meselesi, o vali istifa etmeli. Şimdi bu olaylardan sonra bu olaylara tepki veren yurttaşlarımız, ki ben Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak onları sağduyuya davet ediyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak sığınmacıların büyük bir sorun olduğunu ve bu sorunun mutlaka çözülmesi gerektiğini ve çözeceğimizlere söz veriyorum. Ama sağduyu çağrımızı yeniliyoruz. Ancak bu olaylardan sonra Suriye'nin kuzeyinde bayraklarımızın sistematik olarak bazı karanlık el ve gruplar tarafından alçakça saldırıya uğraması kabul edilemez. Kıbrıs olaylarından bugüne kadar böyle bir şeyi gördüğümüzü hatırlamıyorum ben. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Ha, siz kimsiniz? Biz bu grubu eleştirdiğimiz zaman bunları beslemeyin, Suriye'yi karıştırmayın, bunları eğitmeyin, bunlara güç vermeyin dediğimiz zaman bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ne demişti? Onlar Kuvayi Milli ruhuyla toplanan gruplardır demişti. Sayın Erdoğan, Kuvayi Milliye bu ülkenin bayrağı için canını vermiştir. Kuvayi Milliye grupları bu ülkede Kurtuluş Savaşı'nı vererek bu bayrağı, bu sınırları, misaki milli sınırlarını oluşturmuştur. Senin maalesef ki Kuvayi Milliye'den anladığın bu. Onlar bu bayrağı için canını vermiştir. Senin beslediğin gruplar benim bayrağımı yırtmıştır. Çıkıp bunun hesabını vermelisin. O gün bunları söylediğimiz için biz suçlu, hain ilan edildik. Ama o gün senin desteklediğin bu gruplar bugün bayrağı yırtıyor, bayrağı yakıyor, kamyonlarımızı kundaklıyor ve şoförlerimizi yaralıyor. İşte ülkede sayısını bile bilmediğimiz milyonlarca sığınmacı hemen Suriye'nin kuzeyinde en küçük olayda şoförlerimizi, bayraklarımızı, araçlarımızı kundaklayan ne olduğu belirsiz bir grup ve buna seyirci kalan bir Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı. Kuvayi Milliye bayrak, asker, şehit kelimesini alırken bir değil bin kez düşünmeniz gerekiyordu. İşte 2024'te o gün söylediğimiz her şey gerçek oldu. Bu utancı bu ülke hak etmiyor. Bu ülkenin bayrağına açıkça müdahale ediliyor, yırtılıyor, yakılıyor, arabalar yakılıyor. Şoförlerimiz, vatandaşlarımız darp ediliyor, canını zor kurtarıyor. Dışişleri Bakanı elinden gelse bunu yapanları koruyacak bir sakinlikte açıklama yapıyor. Ya yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Ama yurttaşlarımız şunu bilsin. Bu durumdan biz çok rahatsızız. Hiçbir ülkeyi yöneten yönetim, yöneticiler, genel başkan, cumhurbaşkanı ne derseniz deyin, ülkesine bu ihaneti yapmaz. Bugün 10 milyon yakın sığınmacı varsa, bugün bu olaylar yaşanıyorsa, bu iktidarın hesapsız, plansız sınırlarını aşmasından dolayıdır. Dünyanın neresinde, hangi ülke bu durumu kabul eder, bana cumhurbaşkanı çıksın söylesin. Söz veriyoruz. Yakın bir zamanda erken seçim olacağına inanıyoruz ve bu sığınmacı sorununu çözeceğiz ve gidecekler. Türkiye toprakları, sınırları içerisinde ve hemen sınırının dışında bu durumu hak etmiyor. Daha acı bir olayla karşılaşıyoruz. Bir yerde bayrağımız yırtılıyor. Bir yerde insanlarımız, şoförlerimiz, yurttaşlarımız darp ediliyor. Bir anlamda saatlerce rehin alınıyor. Bugün büyük, önemli bir milli maç var. Avusturya ile oynuyoruz ki milli takımımıza yürekten başarı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak. Kayseri'de, Konya'da birçok yerde toplu halde milli maç izlenmesi yasaklanıyor. Neden?
Neden? Hiç kimse merak etmesin. 85 milyon barbar değildir. Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bayrağını eline alır, o maçı seyreder, medeni bir şekilde kutlar. Sen bir tedbir alacaksan Suriye'nin kuzeyinde bayrağını yırtanlara karşı alıp tedbir ve yasak koyacaksın. Bu sebeplerden dolayı bir kez daha yurttaşlarımızı sakin olmaya davet ediyoruz. Sığınmacı sorununu seçim olduğu tarihten hemen sonra çözmeye, emin adımlarla çözmeye söz veriyoruz. Ve bunlar yapamayacak ama 2026 olur, 27 olur seçimler. O tarihten sonra bu ülkede gelecek cumhurbaşkanı ve bakanlar, iktidar, bırakın bayrağı dokunmayı, yırtmayı, dokunmayı aklından bile geçiremeyecekler bu ülkedeki sınır komşularımız. Ben teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alacağım. İyi çalışmalar.